Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Demek ki böyle üreme içgüdüsüyle hareket etmeyi Allah makbul görmüyor. Evet hocam, evet. İnşallah. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür diyor. Bunu hedef haline getirmeyin diyor Allah. Evet. Mal edinmek, üremek değil mi? Evet hocam. Çünkü hayvanlar da ürüyorlar. Evet. Bunu hedef etmeyeceğiz inşallah. 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 Evet. Biraz atlayarak devam edelim. 65. ayetten devam edelim. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Bu da yine aynı şekilde Hızır'a bakan bir ayet, Hızır'ı anlatan fakat Mehdi'ye de işaret eden bir ayet. İnşallah. Bak kendisine bir rahmet verdiğimiz, Mehdi'ye özel rahmet verilmiştir. Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz, özel bir vehbi ilim vardır Mehdi'de. Buna işaret var. Ki zaten Ebced'i de 2009'u veriyor. Maşallah. Ben bu ayetin toplamını Ebced'i 2009 tarihini veriyor. Maşallah. Tabii. Hızır'la Hazreti Musa'nın karşılaşması anlatılıyor. Söylüyor, onun sabırlı olamayacağını söylüyor. Fakat Hazreti Musa olsun ben sabırlı olurum diyor. Halbuki İnşallah. Olamıyor. İnşallah. Nihayet o, evet. 77. ayetten devam edelim. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen ona inşa ettiler. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Hızır Aleyhisselam duvarcı ustası aynı zamanda. Evet inşallah. Bu ne demektir biliyor musunuz? Mehdi masonlara da hakim olacak. İnşallah. Buna işaret ediyor. Maşallah. Yani hepsinin başına geçecek ve hepsini idare edecek. Çünkü onlar Adonai'yi bekliyorlar, masonlar. Yüzyıllardan beri başlarına, evet. Yani dünya, ya onlar Mehdi'ye Adonai diyorlar, Adon, ya evet. Adonai. Onun kaybolduğuna inanıyorlar, sonradan yeniden dirileceğine inanıyorlar. Geleceğine, dünya geleceğine, yani aslında bu efsane olarak anlatıyorlar ama işin doğrusu bir dünya hakimiyetinden bahsediyorlar. Bunun da Adon kanalıyla olacağına inanıyorlar. Evet. Ve yüzyıllardan beri masonlar beklerler Adonai'yi, Adon'u. Evet. İnşallah. Hızır Aleyhisselam'ın da onlara hakim olduğunu burada görüyoruz. İnşallah. Yani buna bir işaret var. 79. ayette de gemi denizde çalışan yoksullara onu kusurlu yapmak istedim. 79'da bir gemi var, kusurlu olan bir gemi, kusurlu hale gelen, evet. Parçalanan bir gemi var. Var mı böyle bir şey, aklına geliyor mu? Independent tankeri patlamıştı hocam 1979 yılında İstanbul'un önlerinde. Değil mi? Evet. Maşallah. Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Evet. Büyük bir duman ve büyük bir ateş. İlerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı diyor. Zorba sisteme dikkat evet. çekiyor değil evet. mi? Evet, inşallah hocam. Yani kral kafalı zorba sistem. Nerede var bu? İddia eden Ergenekon örgüsünde evet. var. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait iki altında bir define vardı. İki öksüz çocuk. Daha önce de söylemiştik. Biri Mehdi, biri Hazreti İsa Aleyhisselam. İkisi de öksüzdür. Onlara bakıyor. Defineler Mehdi zamanında çıkacak defineler hadislerde belirtilmiştir. İnşallah. Babaları salih biri. Her ikisi de Hazreti İbrahim soyundandır. Hazreti İbrahim'dir babaları. Ona bakıyor. İnşallah. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. İleriki yıllarda ergenlik çağı oluşmuş olacak. İnşallah. Yani mesela Mehdi 40 yaşında, Hazreti İsa 33 yaşında yeryüzüne gönderiliyor inşallah. İnşallah. Mehdi'nin çıkışı da 30'da 40 yaş arasındadır. Faaliyete başlama tarihi. İnşallah. Ben biraz atlayarak koşayım ki hızlı olsun diye. Estağfurullah. Çünkü vaktimiz dar. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. 84. ayet. Ve ona her şeyden bir yol verdik. Sebep verdik. 2017 Ebced'i. Maşallah. Mehdi'ye bakıyor yine. Evet. Gerçekten bak biz ona yeryüzünde, bütün yeryüzünde
sapasağlam bir iktidar verdik. Bu Mehdi'den başka yok mu zaten? Evet. Böyle bir Zülkarneyn'de var, bir Süleyman'da var, bir de Mehdi'de var. Evet. Ve ona her şeyden bir yol, sebep verdik.